Avukat Suat Armer ile Güncel her pazartesi saat 21'de Mercan TV'de. Efendim iyi akşamlar. Her pazartesi canlı olarak yayınlanan Suat Armer ile Gündem programına hoş geldiniz. Program konuğum her zaman olduğu gibi sayın meslektaşım Avukat Vedat Yalçın. Kendilerine hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk Suat Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Malum peş peşe birkaç gün var. O günleri tabii ekseriyetle mütemadiyen kutluyoruz. Bunlardan işte Kadir Gecemiz oluyor, Mevlüt Kandillerimiz oluyor. Yani Kandil Gecelerimiz oluyor. Şimdi bugün hem Berat Kandili var hem de yarın 1 Mayıs var. Yani iki tane uç noktalarda olan iki şeymiş gibi gösteriliyor. Aslında ikisi uç noktalarda olmayan şeyler, günler. Öncelikle ben toplumsal genel kabule göre ve bir inancımızın gereği olarak görülen toplumsal kabule göre Berat Kandili'nizi kutlarım. Teşekkür ederim. Sizin de seyircilerimizin de Berat Kandili'ni ben de kutluyorum. Hem sizin nezdinizde hem değerli ailenizin, sülalenizin, annenizin, babanızın, sağ olun. Bütün ülkenin, bütün bu coğrafyanın Berat Kandili'ni kutlarız. Çünkü Berat Kandilleri, daha doğrusu kandillerin tamamına bakıldığında burada halkın birliktelik gösterdiği, mutluluk duyduğu, problemlerini anlattığı, öyle değil mi? Kaynaşmanın bir sevincin olduğu günler en nihayetinde. Berat Kandili'ne yine baktığımızda aslında Berat ilginç yani. Ber et kelimesinden geliyor. Yani Arapçaya bakıldığı zaman biz işte hukuk camiasında olanlar bilir, Berat kararları falan vardır. Yani Berat karar verilmesinden denilmesindeki nihai amaç şu, temize çıkma, aklanma anlamlarına da geliyor. Bu anlamda halkımızın da büyük teveccüh gösterdiği bir gün. Çünkü Berat kandillerinin olduğu günleri ben bilirim. Yani rahmetli annemden, babamdan bilirim. İşte kabirler gidilir, kabirler ziyaret edilir. Fakir fukaraya varsa yemek çıkartılır. İşte o günün gündüzünde oruç tutulur. Akşamında bir takım taatler, ibadetler falan yerine getirtilir. Yani bu ülke genelinde zaten bu şekilde kabul ediliyor. Ama dediğimiz gibi bunun menşeine bakılmaktan ziyade ben yani Kur'an'ı bir yönü olup olmadığından ziyade bunun gerçekten toplumsal bir kabulünün olup olmaması yönüne değerlendirilmesi gerekiyor. Yoksa bizim alanımız değil tabii. Bu alanlara fazla girmek istemiyorum ama sizin bu konuda eklemek istediğiniz şeyler var mı? Yani tabii ki bu günler önemli. Birlik beraberlik açısından, dayanışma açısından, insanların birbirini hatırlaması, güzel dilekler iletmesi açısından bence önemli. Yani dini anlamda olabilir, geleneksel anlamda olabilir. Bu tür faaliyetler ya da ritüeller ya da inanışlar insanları kaynaştırır. Daha güzel, daha sağlıklı ilişkiler kurulması için vesiledir. Ben tekrar herkesin Berat Kandili'ni kutluyorum buradan. Yani burada tabii dediğimiz gibi şimdi yurdun büyük bir kesiminde programlar var, şeyler var. Ama ben yine alışılagelmiş din anlayışının şöyle okuyan, sorgulayan, yüreğinde vicdan olan, cesaret sahibi din adamları tarafından anlatılmasından yana olan bir insan biliyorsunuz. Yani tamamıyla algıdan ibaret bir din anlayışının olmasına oldu bittim. Kendime uygun bulmadım. Bunu karakterime, insanlığıma aykırı buldum. Her zaman buldum. Çünkü İslam dini son din ve son modern din. Yani akla, bilime en yatkın din. Buraya bakıldığında hurafelerle donatılmış, özellikle donatılmaya çalışılmış, yıpratılmaya çalışılmış ve hala üzerinden oyunlar oynanan bir dinimiz var. Gerçekten bu dinimizin içerisine hurafeler katıla katıla bir nevi Arapçılığı olmuşuz, din gibi göstermişiz. Halbuki bu dinin özünde infak var, paylaşmak var. Bu dinin özünde sevgi var. Bu dinin özünde temiz ahlak var. Bu dinin özünde yapılan yanlışlara karşı baş kaldırabilme yeteneği var. Bu dinin özünde sorgulama yeteneği var. Muhakeme edebilme yeteneği var. Bu dinin özünde paylaşım var. Paylaşım temeli var. Yani insanlar paylaşacak. Biri açken biri tok olmayacak. Komşusu açken kendisi tok olmayacak. Ya bu dinin özüne baktığında gerçekten bir manifesto. Her yönüyle bir manifesto. Muazzam bir din. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışına, bizim mantığımıza uygun bir anlayışla bunu gerçekten motifleyen bir anlayış var. Yani biz
dinimize filan bakıldığında dinimizi Arapların veya işte Batı'nın anladığı şekilde değil. Biz dinimizi Kur'an'dan anladığımız kadarıyla olacağız. Kur'an'a bakacağız. Bize söylenenler önce Kur'an'a arz edeceğiz. Nedir? Ne diyor Kur'an? Bakın biz öleceğiz, gideceğiz. Bu belli. Fazla bir şeyimiz yok. Yani onurlu ölmek lazım. Kişilikli ölmek lazım. Yani birilerine gülümseyeceğiz diye makam, mevki sahibi peşinde koşanların yaptığı gibi yapmamamız lazım. Kelli felli hocalar var. Hala hurafeler anlatıyorlar. Şu dinin güzelliğini anlatmıyorlar. Şu dinin muhteşemliğini anlatmıyorlar. İlmi anlatmıyorlar. Dünyanın Kur'an'da anlatıldığı gibi hacimsel olarak genişletmesini anlatmıyorlar. Kur'an'da feleklerden bahsedilir, uzay kavramlarından bahsedilir, onlar anlatılmıyor. Biz dinimizi 3-5 güne indirgemişiz. Gidiyoruz, mezarlıkta Kur'an okuyoruz. Cuma namazlarını kılıyoruz. Camide hiç kimse kimseye bakmıyor. Bir Allah'ın kulu, bir Allah'ın kuluna nasılsın, iyi misin, kalbin iyi mi, rahat mı, bir sıkıntın var mı diyemiyor, korkuyor, belki para ister diye. Biz yıllarca çocukken, öyle hatırlıyorum ben, teravihlerde korkardık, büyüklerimiz kısardı bize. Halbuki büyüklerimiz orada güzel şeyler yapabilirlerdi. Yani bizi ne bileyim sevdirebilirlerdi, canım diyebilirlerdi, şey yapabilirlerdi. Peygamber'e bakıyorsun, o örnek insana bakıyorsun. Namaz kılarken torunları sırtına biniyor. Boynuna çıkıyor. O halde bile onlara müşrik bir şekilde davranıyor. Ama bizimkiler olduğu zaman aman Allah'ım surat gidiyor. Öfke oluyor. Yani tanıyamadığın insanlara dönüşüyorlar. Özellikle Ramazan'da işte orucun da etkisiyle kavgalarda falan ifadelerde işte orucun da etkisiyle. Halbuki oruç ayının daha işte insanları daha işte sakin, daha hoşgörülü, daha değil mi anlayışlı yapması lazım. Bize tam tersi bir gerekçe olarak öne sürülüyor Ramazan. Yani aynı öyle bir gerekçe olarak sürülüyor. Yani ben, siz biliyorsunuz yani Ramazan aylarında mümkün olduğu kadar biraz Ramazan'ın vermiş olduğu biraz şeylik de var. Ben de biraz işin aslını söyleyeyim, kabul edeyim. Biraz yani kendi kendine sığamıyorum. Bazen sinirli olabiliyorsun. Evet Ramazan'dan kaynaklı olan bu şey var. Bende var bu maalesef. İşte onun için Ramazan ayında kapatıyorum kendimi kitaplara filan. Veriyorum. En azından unutmaya çalışıyorum. Çünkü en nihayetinde Ramazan ayında sadece Ramazan ayında değil aslında. Bütün aylarda, bütün güzel günlerde, çünkü sınırlı bir ömrümüz var. Yani küfürsüz, yalansız, dolansız güzel bir hayat olabilir. Anlatabildim mi? Yani Ramazan'ın da, orucun da, namazın da hepsinin mantığı bu değil midir? Güzel ahlaklı olmak değil midir? Elbette. Namaz niçin kılınır? Daha iyi ahlak sahibi olmak için. Evet. Ve orada bir şey var. Mesela Fatiha suresinde şey diyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yani ancak Allah'a kulluk edip ancak Allah'tan yardım bekleme. Kim olursan ol. Mevki, makamın ne olursan ol. Ben kimseye eyvallahım yok. Biz hatırlarsanız bir şey yaptığımız zaman ne diyoruz? Çok şükür bugün de kimseye eyvallahımız olmadı. Bu ayda kimseye eyvallahımız olmadı. Allah'tan başkasına muhtaç değiliz. Bu çok büyük bir şey aslında. Aslında en büyük hazine bu aslında. En büyük hazine. Şerefli aslında bir yaşam. Aslında tutunamayanların hazinesi tabii, bu mu? Tabii. Kimseye boyun eğmemek. Evet. Yani hayatta bundan daha değerli hiçbir şey yok bence. Satır aralarında bir şeyler söylüyorum ama tutunamayanların diyorum kaderi de bu herhalde. Tabii. Zaten boyun eğerseniz tutunursunuz. Zaten aslında dünyanın genel dizaynı bu. Ama ülkemizde de öyle. Eğer boyun eğerseniz, eyvallah ederseniz tutunursunuz. Ben şunu söyleyeyim. Yani bir yerde yapılacak, bir yerde olacak biliyorum. Bunun kokusunu da seziliyorum. İçten içe yanıyorum onu da söyleyeyim. Bir gün gerçekten İslam'ın, aklın, bilimin, mantığın, namusun, şerefin hakim olduğu bir düzen olacak. Ben onu biliyorum. Onu özlem var. Şimdi o özlem var. Hepimize o özlem var. Yani İslam dini tabii sizin kadar belki bilemeyebilirim ama ama şunu çok iyi biliyorum ki İslam dini gerçekten de haksızlığa karşı, işte yanlışa karşı çok sağlam, temel kurallar koyan bir din. Aslında baktığınızda yapılması gerekenler çok açık aslında. Evet. Yani bu ritüeller mutlaka önemli ama bu ritüellerin bir amacı var. Yani namaz kılmanın da, oruç tutmanın da insana getirmek istediği bir nokta var. Eğer siz İslam'ı özüyle anlayıp o noktaya gelmiyorsanız tabii ki o ritüellerin size bir katkısı olmayacaktır. Kesinlikle. Nitekim Kur'an'da da o namazı paçavra gibi yüzünüze vuracağız. Eğer namaz kılıp da doğru dürüst davranmazsanız. Tabii. Yani İslam'ın özüyle anlaşılması çok önemli, özüyle anlatılması çok önemli. Bence. O dediğiniz Maun suresine geçiyor. Ereytellezi közübü bittim fezalikellezi yedül yetim diye devam ediyor.
Yani yazıklar olsun onlara ki diyor, o sözde namaz kılanlara ki diyor. Onlar kıldıkları namazdan gaflet içindedirler. Onlar işte yetimin başını okşamazlar, malları gerektiği gibi infak etmezler gibilerinden bir açıklama var. Dediğim gibi her bir şeyine baktığınız zaman bir manifesto var, bir açılım var, muhteşem bir perspektif var. Yani onu okuduğunuz zaman, o Kur'an'ı okuduğunuz zaman ben Ramazan aylarında mümkün olduğu kadar bir iki defa bitirmeye çalışıyorum. Yani o hazı, o derinliği, o coşkuyu falan aldığınız zaman bambaşka bir atmosfere, bambaşka bir iklime gidiyorsunuz. Sizdeki bulan çevreler de açılıyor. Yani muhakeme yeteneğiniz de artıyor. Gerçekten düşünebiliyorsunuz, sorgulayabiliyorsunuz. Yazıklar olsun diyebiliyorsunuz. Şu kadar kepazeliğe bakıp da yazıklar olsun dememiz lazım. Yani tabii ki böylesine yüce bir din, böylesine kuralları son derece evrensel, gerçekten de insanları doğruluğa, mantıki olarak da, ilmi olarak da doğruya götürebilecek kurallara sahip, kimsenin hayır diyemeyeceği kurallara sahip ama maalesef işte birkaç ritüele sıkıştırılmış, özünden uzaklaştırılmış bir anlayış var sanki yani toplumda. Özünden uzaklaştırıldıkça İslam'ı baltalayacaklarını, perişan edeceklerini düşünüyorlar. Hayır, hayır, hayır. En nihayetinde yani güneşi nereye kadar saklayabilirsiniz ki? Şu an güneşi ben size ispat edemeyebilirim belki. Yine de edebilirim ama çok şey olur ama sabah ispata gerek olmayacak. Bir bakacağız güneş o ışıklarıyla karşımıza dikilecek. Ya İslam da böyle. Daha doğrusu gerçek de böyle. İslam kendim anlamı teslim olmak zaten. Bu anlamlara geliyor. Şimdi tabii meseleyi açıyor. Meseleyi açıyor. Şunu söylüyorum. Biz eğer İslam'ı uyguluyorsak İslam ülkeleri ve biz niye bu haldeyiz? Niye gerideyiz? Niye elinin adamı yapay zekadan bahsediyor? Yani dünyayı artık çalışan nüfusunu elimine etmekten bahsediyor. Dünya insanlarını kırsızlaştırıyorlar. Biliyorsunuz. 1 milyarda sınırlandırma amacından bahsediliyor. Yani, evet. Yani diyor ki 2050 yılında 10 milyarı aşacak insan nüfusu bu kaynaklarla beslenemeyecek. Dolayısıyla ne yapalım? İnsan ırkını kısırlaştıralım. İşte gidiyoruz o marketlerden işte kaşarları, gofretleri, çikolataları, işte yoğurtları alıyorsunuz değil mi? Sütü, süt tabii, ürünlerini, tabii. Peynir ürünlerini falan alıyorsunuz. Çocuklara veriyorsunuz, o kısır çıkıyor. Neden? Çünkü o ürünlerin içerisine kimyasal maddeler katılıyor. Yani raf ömrünün uzatılmasına yönelik kimyasal maddeler katılıyor. Ve bu insanlar tutuyorlar, kendileri en iyi gıdayı kendileri alıyor. Mesela bize şey diyorlar, bir parça vardı. İşte elin yavru diyoruz ya, ecnebisi diyoruz ya. Bize bir parça yaptırdılar. Neren? Tokat yöresine mi ait? Hangi yöreye ait bilmiyorum. Tam olarak da hiç yapamadım. Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan yiyemem aman. Ya zeytinyağı yiyemem diyen Türklere adam... Türklere bile yansıttılar. Konu ediyorlar. Aslında zeytinyağı, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor zaten. Zeytin, incire. Bayağı bir geçer. Şimdi adı zikredilen nimetlerden biridir. Şimdi oraya baktığınız zaman Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika'sı tutuyor senin zeytinyağını peşin dolarla alıyor. Yerine soya yağı veriyor. Ve zaten şey diyor, sizin de diyor anlaşmamızın bir sebebi var. Amerika bu saklı seçilmişte kitabı vardı. Orada sanırım bir bölümde geçiyor. Diyor ki biz şimdi bir kurul oluyor. Okudunuz mu o kitabı bilmiyorum. Tabii ki. Keyif alarak okudum. Çok çok güzel bir kitap. Yani kesin herkese tavsiye ederim buradan. Soner Yalçın'ın Saklı Seçilmişler kitabı çok iyi. Yani orada tabii benim yani katıldığım da olabilir, katılmadıklarım da olur ama bilimsel nitelikte objektif yazılara ve kaynağı göstermek suretiyle olan yazılara ben saygı duyuyorum. En azından bir araştırma ürünü olduğunu gösteriyorum. Amerikalılar diyor ki, kardeşim diyor, biz diyor, düşündük, taşındık. Ya biz diyor Türkiye tarımına nasıl katkıda bulunuruz? Ulan elin cömisi, elin yavru, elin ecnebisi. Türkiye'ye yani, katkıda bulunacak. Türkiye'de katkıda bulunacak öyle mi? Ulan siz bugüne kadar bizim ülüğümüze kadar bastınız. 5000 tırı tuttunuz PKK'ya, PYD'ye verdiniz ve şimdi gelecek tarımımızı kurtaracaklar öyle mi? Tek şartları var biliyor musunuz? Soya veya mısır özünü bizden alacaksınız diyorlar. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Sizin çocuklarınız kısır olsun. Sizin genç kuşaklarınız kalp krizinden ölsün. Şeker atsın, kolesterol çıksın. Bilmediğiniz bir sürü ürünlerle biz sizi köreltelim. Köy ürünlerini aşağıladılar, küçümsediler. Değil mi? İnsanlar aşağı komplen soktular. O pazar ürününü ortadan kaldırdılar. Kesinlikle. İnsanlar onları satmaya utanılır hale getirildi. Ama Mersin'de öyle bir şey var. Biliyor musunuz Mersin'de? Veya
Kars'ta da var. Siz Kars'lısınız. Tabii. Gravyer peyniri var mesela. İşte onları öldürüyorlar yavaş yavaş. Onlar da gidecek. Sanırım yani. Onunla ilgili 90 mandıra varmış. Daha sonra bu mandıra sayısı 11-12'ye düşüyor. Gittikçe düşüyor. Evet. Gittikçe düşüyor. Yani doğal olan, doğal ürünler gittikçe yok olmaya başlıyor. İnsanlar bir şekilde gerek maliyet, gerek odur budur falan artık bu tür üretimler gerçekleştirecek duruma değiller maalesef artık. Ben yani. Mersin'e gidiyorum. Orada pazarlar falan bazen oluyor. Gittiğim zaman oranın, ya canım o zeytini, o peyniri, aman Allah'ım o tereyağı. Ya o kadar güzel gidiyor ki. Ve buradan yani ne mutlu Mersinlere ki o doğal ürünleri yiyebilenler var. Böyle sebzelerin, mevzelerini falan yiyenler var. Şimdi insanımızın kurtuluşu doğal meyvelerde, doğal sebzelerde. Yani o yoğurtta bir kere evimizde mutlaka marketlerden alınan yoğurtları sakına sakın. Allah rızası için çocuklarınıza yazık etmeyin. Kaynağını bilmediğiniz bir yoğurdu yemeyin, sütü içmeyin. Ya bu belli, zehirliyorlar mı? Elmalar pırıl pırıl. Üzerine bir maddeyle böyle cila gibi yapıyorlarmış ve daha pırıl pırıl görünsün diye. Yani her meyvede böyle benzer uygulamalar yapılıyor. Ve bunlar aslında çok son, yani zararlı. Sadece algıyı bir şekilde, algıya yönelik çok iyiymiş gibi, çok güzelmiş gibi öyle bir algı yaratan ama gerçekte hiç de sağlıklı olmayan şeyler. Yani adamlar bize zeytinyağını bize verin diyorlar. Siz de diyor mısır özü yağını yiyin diyorlar. Ondan sonra alanlarımızı biz alalım. Şeker fabrikalarımızı biz kapatalım. Burayı biz kapatalım, burayı biz kapatalım. Siz üretmeyin diyor. Siz niye üreteceksiniz ki diyor. Buğday ihtiyacınız var, bizden alacaksınız diyor. Siz oturun diyor. Siz oturun, köleleşin diyor. Masraf etmeyin. Masraf etmeyin, zaten biz vereceğiz. Biz yarın bir gün ne olacak? İşte borç kırtlağa dayanacak. Dayanmaya da başladı. Yani yok, maalesef başladı, tabii, uygun yapıyor. Şimdi hükümet milli durmaya çalışıyor. Bu sefer hükümete saldırıyorlar. Şimdi kolay bir şey değil. Şimdi sen Cumhurbaşkanı'nın yerine ol. Sen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine ol. Yani küresel şirketlere mücadele etmek çok zor. Şimdi çok zor. Şimdi milli bir politika izlediğin zaman içeriye girmesi gereken para. Yani, bu sefer tabii ekonomi bozulmaya başlıyor. Yani tarımdan sıkıştırıyorlar, tabii. Sağlıktan sıkıştırıyorlar, oradan sıkıştırıyorlar. Adamlar aklına gelmeyecek bin bir tane oyunla pislik de üzerine geliyorlar. Yani ekonomimizi batırır. Ya batırıyorlar zaten. Yani küresel şirketin aleyhine bir takım işlemler yaptığınız an ekonomimiz batmaya başlar. Şimdi bu sadece Cumhurbaşkanı sağ olsun yani son dönemlerdeki özellikle milli duruşu sayesinde bu sefer Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin dikkatini üzerine hedef haline geldi. Evet. Hedef, işte NATO operasyonunda gördünüz. Hedefi kim koydular? Atatürk'le Recep Tayyip Erdoğan'ı yan yana hedef koydular. Hafiften milli olabilme durumu olduğu andan itibaren saldırıyorlar. Saldıracaklar da. Yani çünkü bu atopotun kolları, bu atopot bir tane kolu yok. Oradan var, oradan var, oradan var. Her taraftan kolu var. Her taraftan ve sarmış tabii. Atopotlarla uğraşma o kadar kolay bir şey değil. Ya bu şimdi, tek kişiyle olacak bir şey değil. Yani. Değil. Topyekun mücadeleye gerektiriyor. Şimdi biz, yani sen Cumhurbaşkanı orada, bu adam FETÖ'yle uğraşıyor. Hani yargıda hakim, savcı, kılıklı FETÖ'ler olduğu söyleniyor. Doğru. Halen söyleniyor. Yargıda, emniyette, askeriyede halen söyleniyor. Bu sadece bir cumhurbaşkanı olabilecek bir şey mi? Kraldan çok kralcılık yapılıyor. Adam hakimlikten, savcılıktan çok şeylik yapıyor. Soytarılık yapıyor ya. Böyle şey mi olur ya? Ya bu mücadeleyi sadece cumhurbaşkanı mı verecek? Yani bu mücadeleyi cumhurbaşkanı başkanlığında verilsin ama cumhurbaşkanına da yardımcı olunsun. Kraldan çok kralcı olacağım diyecek. Diyerek aslında FETÖ'cü şeye ne yapılıyor? Katkı sunmuyor. Niye? Yargıyı sen adil çalıştırmıyorsun. O adil algı şeyini çalıştırmıyorsun. Yargıtay bir karar veriyor. Bu adam numurunda değil. Bir yerler göz kırpacağım diye boş yer deyip sallıyor. Cezayı fix menüden ceza veriyor. Ya kardeşim Cumhurbaşkanı dediği o mudur? Veya ülkenin selameti için yapılması gereken bu mudur? Siz Cumhurbaşkanınızı nereden dinliyorsunuz ya? Kraldan çok kralcı. Ben bunu yaptım. Göz kırpıyor. Sen kime göz kırpıyorsun ya? Böyle mi olur? Bak nereden nerelere geliyoruz? Demem o ki. Bizim artık aklımızı başımıza almamız lazım. Bizim sosyal hayatı, dinimizi, yani ekonomimizi bunlar hep bir bütün. Bunlar birbirine girmiş kavramlar. Tabii ki. Bizim aklımızı başımıza alarak mantıklı şeyler söylememiz lazım. Ben böyle düşünüyorum. Tabii konuyu açıyor tabii ki. Ama dünyada bir düzen var. Küresel şirketler var. Bu bir gerçek. Tabii görünmez bir el var. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın da üst akıl diye tanımladığı,
Hani belki bazılarına bu bilim kurgu gelebilir ama gerçekten bu var yani. Dünyayı dizayn eden güçler var. Ve bunlar bizim görebileceğimiz şekilde değil. Matrix filmindeki gibi. Aslında bizim çoğunlukla fark edemediğimiz güçler bunlar. İşte yediğimiz gıdada var, aldığımız nefeste var. Her şeyde var, her alanda var. Yani siz bugün milli politika izlersiniz, hemen dolar fırlar. Öyle. İşte ekonomi alt üst oluruz. Birileri sıcak parayı çeker. Yani birileri sizin ekonomisini allak bullak eder ve ne olur? Hemen halkın tepkisi başta olan kişiye yönelir. O halk bilmez ki aslında bu o üst akılın bir operasyonudur. İşte o milli duruşun, milli politikanın bir sonucudur diye düşünmez. Maalesef işte bu dengeyi sağlamak her zaman kolay olmuyor. Şimdi burada dediğim gibi yani bir şekilde özellikle milli hedefleri olan bir hükümeti devirmeye yönelik batılı güçlerin bir takım faaliyetleri içinde olduğunu görüyoruz. Yani bu dedi ki Ahtapot'un kolları gibi IMF vardır, Dünya Bankası vardır, diğer teşkilatlar vardır. Küresel şirketler. İşte Cargill şirketi vardır, Gates, Bill Gates'in şirketleri vardır, Tavistok Almanya Bayer örgütü vardır, Bayern vardır, Pudong vardır, ondan sonra Rockefeller vardır. Yani bunlar boş duran adamlar değiller. Boşta durmayacaklar. Bunların şeyine baktığınız zaman bunların parayla ilgili sıkıntılar yok. Hatırlarsınız Adıyaman'da da bir inşaat şeyi vardı. Benim parayla işim yok diyordu da. Onların evet. Ivrıkçısı olmaz o adamlar. Ivrıkçı etmezler. Ivrıkçı. Yani demek istediğim bu. Biz akla düşman olduğumuz müddetçe o adamlar gelir bizim yaşantımıza bir nevi küfür ederler. Hakaret ederler. Bugün dünyada sömürülen, ezilen, affedersiniz ırzına geçilen bu coğrafyanın insanları. Bu Müslüman coğrafya. Bütün Müslüman coğrafyasına bakın bir tane böyle modern, asri, maalesef, ilmi yakalamış maalesef. Bir tane var mı? Maalesef yok. Şimdi ben isterseniz bu konu Berat'la beraber, Kandil'le beraber açalım. Çok hassas da bir konu. Yani evet. İnsan çok şey söylemek istiyor ama hani ne söyleseniz bir yere dokunacağı için. Hayır, bizim öyle bir derdimiz yok. Yani ama hassas bir konu Avrupa'yı. Ya. Ben size şunu söyleyeyim. Niye bizim derdimiz yok? Çünkü bizim kimsenin bir beklentimiz yok. Gerçekten beklentimiz yok. Yok, şey olabilir, ben din anlamında söylüyorum. Evet. Hani din mesela çok hassas bir konu. Tabii ki hassas. Ama yani. Diyeceğimiz bunun özüyle anlatılması çok önemli. Tabii. Çok çok önemli. Yani bunu layıkı olan, böyle gerçekten layıkıyla anlatması gereken insanlar var. Vicdanı olan, araştıran, sorgulayan, sürekli okuyan ve hayatın geçici olduğunu bilen, aklı ön plana atan insanlarımız var. Bunların konuşması lazım ama ekranlara bakıyoruz. Onların konuşabilme imkanı yani alakasız yok. Alakasız insanlar. Yok. Parayla. Yok. Yani büyük ekranlarda baktığınız parayla, pulla, kravatla böyle mendillerle, saçlarla, başlarla. 500-600 milyar. 500-600 bin, 700 bin, 800 değil mi? Bin. Program başına. Kendisi yapıyor, çocuğunu yetiştiriyor. Bilmem ne yapıyor, odur budur. Ya bu i̇şte, bir ticari meta olmamalı değil mi? Evet. Yani, bir anda orada Kur'an böyle duruyor, sana bakıyor. Bir anda televizyondaki ne derse onu yapıyor. Yani, aynen, kimse Kur'an'ı açık okumaz. Yok. Öyle durur ama evet. Televizyondaki bir şahsa ne derse inanır yani insanlar. Evet. Yani kendisi açık okumaz. Evet, şimdi bir güncel bir mevzu olması asabiyle soralım. Şimdi malum seçimler var. Bu arada seçimler... siz aday olmayı düşünüyor evet. musunuz? Ben hiçbir zaman aday olmayı düşünmedim, onu söyleyeyim. Neden düşünmüyorsunuz? Ben ne bileyim, belki de o yetkinlikte bulmadım kendimi. Belki de o donanımda, o zihinsel derinlikte hiçbir zaman bulmadım. Çünkü ya çok sorumluluk gerektiren bir iş. Ve birileri bana beni ikna etmesi lazım. Benim onlara değil. Birileri bana demeleri lazım. Yani senin gelmen gerekiyor demeli lazım. Çünkü böyledir ya. Ben böyle biliyorum yani. Yani çünkü sorumluluk alıyorsun. Sen bütün insanların. Düşünsene bütün ilin belediye başkanı olur musun? Olmam. Olmam. Bir sendrom vardı ya. Ne sendromuydu? Unuttum şimdi de. Keşke... Diyor ki, tabii şimdi söz meclisten dışarı diyelim, yani kimseyi burada itham etmiyoruz ama bu sendromda, bu deneyde donanımlı insanların, zeki insanların genelde kendilerinin fark edilmesini bekledikleri söylenir. Yani bu testte, bu test onu ortaya çıkarıyor. Yani donanımlı insanlar diyor, yani pek aslında o yetersiz insanlar, pek de yeterli olmayan insanlar içinde buldukları yetersizliğin çok farkına varmazlarmış ve her işe balıklama atlarlarmış. Ama bir şekilde de artık öyle böyle başarılı olabilirlermiş. Ama genelde donanımlı, zeki, işte kimlikli kişiler kendilerinin fark edilmesini beklerlermiş. Şimdi İlginç. İsmini unuttum. İlginç o tespit. Şeyin, sendromun. Ama dünyanın genelinde bu var ama. Genelde de bütün ülkelerde bu şekildeymiş. Yani en azından size katı anlamda söylüyorum. Şimdi
Hazreti Peygamber bir şey yapıyor, bir sohbet yapıyor. Sohbet esnasında bedevinin biri bir soru soruyor. Tabi Hazreti Peygamber konuştuğu için tam şey yapamıyor. O da soru şu şekilde geliyor. Diyor ki, ya kıyamet ne zaman kopacak diyor. Daha söz bitmemiş. Sahabeler de diyor ki herhalde duymadı diyor peygamber falan diyor. Halbuki duydu. Sohbetin bitmesini bekliyor tam olarak. Cümlelerin bitmesini bekliyor. Sohbet bittikten sonra dönüyor diyor ki duydum. Kıyamet ne zaman sonlanacak, olacak falan diyor. Diyor ki emanetin zayi olduğunda diyor. Emanet zayi edildiğinde diyor kıyamet kopar. Bedevi diyor ki ben vallahi yine anlamadım yani. Emanet nasıl zayi olduğunda kıyamet kopar diye sorduğunda diyor ki işi ehline vermediğiniz zaman peygamber söylüyor. Kıyametin kopuşunu bekleyin. İşin aslında diyor, ehline, kıyamet orada kopacak. Tabii ki işin ehline verilmesini söylüyor. Ve peygamber hiçbir zaman bir işi bana verin diyene hiçbir zaman iş vermemiş. Ahlakında öyle bir şey yok. Peygamberin ahlakı başka. Bir işi layık kimse kendisi aramış bulmuş. Araştırmış. Çünkü sorumluluk sahibi. Sorumluluk gerektiren bir iş. Donanım gerektiren bir iş. Yani düşünün. Ben belediye başkanı olacağım. Gece mi gündüzüm oraya katacağım. Bir kere benim çok şahsiyetli bir adam olmam lazım. Benim bir kere parayla, pulla işimin olmaması lazım. Ve benim hassas olmam lazım. Bir yetim yemek yemedi. Veya birinin evi yapılmadı. Veya su zamanında akmadı. Ve yollar berbat. Veya yeni bir sosyal tesis yapılması gerekiyor. Veya yeni icraatlar yapılması gerekiyor. Ya benim bir kere uykum gidecek. Çalışmam gidecek, emeğim gidecek. Ben bunları hırsızlık yapmadan yapacağım öyle mi? Çoğunluğu öyle yapıyor ya. Çoğunluğu zaten sağ olsun. Yani, organize işlere diyor evet. Ya. Yani hiç mi diyor burada? Şey yok. Şimdi belediye başkanlarına falan bakıldığı zaman da yani yapmasınlar. Kimse kimseyi kaldırmasınlar. Kimse onu geçtik artık. Allah rızası için. Yani geçin bunları. Geçin bunları. Ben inanmıyorum. Bana bunların hiçbiri samimi gelmiyor. Doğru gelmiyor. Gelmiyor. Baltı tam parmağını yalar mı diyorsun? Evet. Televizyona bakıyorsun adam Allah Allah bir donanımına bakıyorsun nedir ne değildir ne yapmış ne etmiş şahsiyetine karakterine durumuna bakıyorsun. Adam bir İdris suratlı şeytanlar vardır. Bir bakıyorsun adam yani her şeyde aday. Her dönem aday. O aday bu aday bu aday ya Allah Allah ulan hepiniz adaysınız. Değil mi? Hepiniz bir şeyler ne yaptınız ya? Şu memlekete ne yaptınız? Gustav Le Bon diyor ki kitle psikolojisi kitabında diyor çok ki bir liderin diyor değil mi? Evet. Liderin diyor vasat olması gerekiyor. Çok diyor donanımlı olursa halka inemez diyor. Yani halkı bilmesi lazım diyor aslında. Halkın yani, halka inemez diyor. Çok, yani vasatın üstünde olmaması icap eder. Yani biraz da ona bağlı olabilir mi acaba bu? Hani ya, biz böyle diyoruz ya illa donanımlı olsun falan. Aslında bu pek de sanki o kitle psikolojisine pek uymuyor sanki. Kilit şeylere vurgu yapıyorsun onu biliyorum. Bu özellikle Robert De Niro'nun filmi vardı bu şeydi. Hunter. Boş ver diyor ya. Biz de boş ver diyelim istersen. Gerçekten boş ver diyelim. Çünkü bu Oğuz Atay'ın kitabında da falan da bahsediyor. Diyor ki yani demiyor aslında. O orta çıkan sonuç bu. O Selim Turgut Özben karakterleri falan anlatırken diyor ki yani bir hayatta tutunanlar var. Bir tutunamayanlar var. Bizim hayatta bu anlamda tutunabilmemiz mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Çünkü bir oyun var diyor. Değil mi? Oyundan bir oyun var ve bu oyunu kurallarına göre oynamak durumdasınız. Oynayamazsanız batarsınız. Şimdi ben milletvekili olacağım, evet. Adıyaman'ın geçim kaynağı ne? Tütün. Evet. Tütünü yasak edecekler. Ve ben tütüne bir kelime değmeyeceğim. Ve ben tütüne bir şey diyemeyeceğim ve bu milletin yüzüne bakacağım, öyle mi? Bakıyor. Ha? O zaman benden milletvekili olmaz. Benden milletvekili olmaz. Şimdi size soruyorlar, bakıyorum çevrede falan, niye olmuyorsunuz falan diye. Cevap veremiyorsunuz değil mi? Sağlıklı bir cevap. Ya geçiştiriyorsunuz değil mi? Ya geçiştiriyorum çünkü hiçbir parti benim gibi bir melanet bir adamla uğraşmak istemez. Herkes aday oluyor, siz niye olmuyorsunuz falan diyorlar. Şundan, İnsan verecek cevap bulamıyor değil mi? Ya verecek cevap, benden donanımlılar diyorum. Gerçekten öyleler. Benden daha yetkinler, donanımlılar. Adıyaman'a gerçekten belki de bir şey katacak insanlar var. Gerçekten öyledir. Gerçekten çok iyilerdir. Yani belki onların ufukları çok geniştir. Belki bir yansıttıkları kadarını biz biliyoruzdur. Onu ben söyleyeyim. Çünkü benim böyle bir derdim de yok aslında. Olmasın da. Neden? Dediğim gibi yani bir anlık değil mi her şey? Bakın geçen deprem 3-4 saniye daha fazla olsaydı şu an ölmüştük. Az önce bir sallandı sanki ama burada herhalde bir sorun oldu değil mi herhalde? Evet burada bir sorun oldu. Burada sorun oldu herhalde. Ya şunu söyleyeyim. Yani insan hayatı çok da uzun değil.
sanırım bir şeyler oluyor ama ben sesler oluyor. Sanırım çatıyla alakalı çatıyla bir problem olabilir büyük bir ihtimalle. Hani demek istediğim o. Ama aday adaylarına baktığım zaman aman Allah'ım benim aklıma gelmeyen insanlar da adaymış. Şimdi adam il başkanı, ilin başkanı değil mi? Teşkilat sorunu daha yeni oldu. O da istifa etmiş. Evet o değil. Ya niye istifa ettin sen? Yani il başkanı olarak hizmet edemiyor muydun? Görevin ne neden geldin öyle mi? Evet, niye geldin? Niye gidiyorsun kardeşim? Bu yani şunu deyim var da yani, o deyim ben şimdi kullanmam yanlış olur. Hayır herhalde. Yani sen bir ikincisi milletvekilliğinde denedik. Selden kütük kapma yarışı gibi. Acayip bir şey oldu yani, ben anlayamadım. Yani ya, biri de düşünmesi lazım ya, ben ya iki dönem işte şeylik yaptım, milletvekilliği yaptım. Evet. E bir dönem daha yapayım. Ulan ya bunlar, ya bu insanlar. Hayır daha önce ne yaptın ki yani? Ha, daha önce şu hangi yaptım, hizmeti verdin ki? Şu oldu, bütün Adıyaman cennet oldu. Güneydoğu'nun Paris'i oldu. Adıyaman çok gelişti. Tütünden dolayı işte her ay 200 milyona yakın meblağ Adıyaman'a giriş yapıyor. Ekonomi çok gelişti. Ekonomi harika oldu. Adıyaman'da işsiz kalmadı. Ya kardeşim ben şunu söylüyorum. Bakın istemesini bilmek lazım. Karşınızda bir hükümet var. Sağcısı da solcusu da biliyor ki Recep Tayyip Erdoğan girişimci bir adam, icraatçı bir adam. Çalışıyor, çalışanı da seviyor öyle mi? Evet. Geçin 5 milletvekili. Ya kardeşim şu tütün konusunda vatandaş bizi sıkıştırıyor. Biz Adıyaman'a giriş yapamıyoruz. Tütün çünkü Adıyaman çıkış yönü şu an tütün. Çünkü diğer türlü işte alternatif ürün falan dediler ya 3 yıl denemeli falan. 3 yıl denemeli yapacağız işte alternatif ürünü yapanlara, tütünden vazgeçenlere dediler ki biz sizi de işte 5 yılda destekleme yapacağız. 118 milyon trilyon da para vereceğiz anlamında. Tuttular işte 200, 405 bin aile var işte bundan geçinen. Tuttular bunun 40 binini ancak yardım edebilirler. 120 milyonluk paranı tuttular en fazla. 39 milyonunu verdiler. Rakamlara bak. Şimdi Adıyaman'ın ne yaptılar biliyor musunuz? Elini kestiler, elini. İki elini kestiler. Bu adam ne yapacak? Bu adam neyle geçinecek? Bu adam nasıl üretecek? Bu adam nasıl ben Adıyamanlıyım diyecek? Çoluk çocuğun yüzüne nasıl bakacak? Peki bunu niye dert etsin vekil? Yani bunu sorgulayan bir halk yoksa? Ya ben ne bileyim adam. Bunu önemseyen bir adam, halk yoksa? Ya halk da önemsemiyor. Demek ki adam şeye bakıyor. İşte efendim kaldığımız yerden yine devam dedik. Durmak yolda, yola devam. Lan neyin yolu? Adını anasını ağlattın, milleti perişan ettin. Yani daha mı perişan edeceksin yani? Millet herhalde daha perişan edecek. Ya şunu söyleyecek mi? Sayın Başbakanım, Sayın Cumhurbaşkanım. Ya Adıyamanlı sizi seviyor. Öyle mi öyle? Ama Adıyamanlı şu hizmetleri de görmek istiyor. Biz eğer tütünü Adıyaman'a tekrar kazandırmazsak, bu piyasa tekrar canlanmazsa Adıyaman'ın nefes alma şansı yok. Esnaf perişan. Çiftçi perişan, tütüncü hele yüzsüz, takatsiz, dili yok şeyin ya. Tütün üreticisinin dili yok. Evet maalesef. Konuşamıyor. Bir eylem yaptığı zaman aman. Ya kardeşim ne oluyor? Ya ne oluyor? Ya bu güzel bir şeydi. Anlatılsa aslında merkeze. Bence karşılığı olur yani. Ya ben diyorum ki işte ya. Bu anlatılmıyor. Çünkü bunu anlatabilecek donanımda olan milletvekillerimiz oraya şey yapmıyoruz. Koymuyoruz. Koysaydık bunlar olmazdı. Dedik ya. Ya feryadı filan etmeni lazım. Her hafta bu ekranlardan söylemiyor muyuz? Siz Malatya'nın elinden kayısısını alın bakayım. O milletvekilleri Malatya'ya girebilirler mi? Rize'den çay alın bakayım. Niye alsınlar kardeşim? Rize bizim Rize'miz. Malatya bizim Malatya'mız. Diyarbakır bizim Diyarbakır'mız. Ama ben çevre illere baktığımda milletvekillerine sitem edesim geliyor. Hiçbir şey yapmadığını biliyorum kardeşim. Biz çalıştık, çalışmadık. Çalışsanız biz bir Urfa gibi oluruz, bir Malatya gibi oluruz, Antep gibi olman imkansız zaten. Bir Maraş gibi oluruz. Doğru. Çalıştınız mı kardeşim? Yok, ben yine adayım, yok yoracağım. Hadi yanınızı rast gelsin bakayım. Toprak sizi doyursun. Yani durmak yok, yola devam AK Parti'nin sloganı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kullanmış olduğu bir slogan. Yani, o belki bunu hak ediyor olabilir ama... Ama yani onun o icraatlarından yapmayın, hiçbir şimdi, şey yapmadan oradan bir paya kalkıp da pek doğru değil değil evet, mi? Evet Avukat Bey yapmayın. Bir yanda Recep Tayyip Erdoğan var. Ha, bir yıllara evli mücadele var. Evet. Siz bir anda gelip o mücadeleden paya evet, kalkmaya çalışıyorsunuz. Yani bir yanda öyle bir cumhurbaşkanı var. Üretken, faaliyetli, halkını seven, ya bir şeyler görmek isteyen bir cumhurbaşkanı var. Bir yanda 15 yıl boyunca Adıyaman'a doğru dürüst bir şey yapılmamış.
ne bileyim yapılmışsa da ben görmedim. O sloganı alıp siz de kullanıyorsunuz. Evet. Bu haksızlık olur mu ya? Yani. Bu sloganı Gaziantep'in milletvekilleri kullansın. Kullanabilir, evet. Urfa'nın milletvekilleri, Şanlıurfa'nın kullansın. Kahramanmaraş'ın milletvekilleri kullansın. Evet. Malatya'nın milletvekilleri kullansın. Ama Adıyamanlı milletvekilleri bunu kullandığı zaman ben biraz garip oluyorum ya. Yani bir şey yapmak lazım ki evet. Buna devam edesin yani. Evet. Aday, ben adayları falan görünce ben dedik ya diyor, bu diyor bu köprünün altında çok sular akar diyor yani. Bu şekilde. Bu böyle gelmiş, böyle gider. Çünkü ben Adıyamanlı hemşerilerim ne derlerse desinler. Ben Adıyaman'ın bir evladıyım. Adıyaman'ın bir evladı. Fırıncı halinde olayım ben. Geldiğimiz yer belli. Ama benim Adıyaman'da bir umudum yok. Şu kadarcık bir umudum yok. Şöyle bir şey göremiyorum. Yok. Maalesef yok. O donanım yok. O istek yok. O istenç yok. O cesaret yok. O tamam ya tamam kardeşim bu sefer de farklı olacağız diye yok. Sağlı solu. Mevlüt mesajlarını birbirimize atıyoruz. Yani Allah'tan o var yani. Evet. Uygulamada bir şey yok, sadece işte mesajlar. Mesajlarla. Kutlama mesajları. Kutlama mesajları, o mesajları falan derken şey yapıyoruz. Biz bir de şunu söyleyeyim. Adayları falan bellerken niteliğini bildiğimiz insanları bile bile seçiyoruz. Ya düşün bir tilkiyi düşün. Tilki ya. Akıllıdır, kurnazdır diye tilki kümese bekçi edilir mi ya? Kurnaz adam. Ne? Efendim yaptığımız yapacaklarımıza şeydir. İşaretidir diyor. İşarettir. Öyle mi? Evet. Ne yaptın? Yaptın? Hiçbir şey. Millet sorsa dese ki ya ne yaptın? Şu köye ne yaptın? Şu köylüye ne yaptın? Köylünün anası ağlamış. Bugün esnaf diyor ki anamız ağlamış. Döndüremiyor. Yani bu iş dönmesi lazım. Yani bu Adıyaman'ın üretmesi lazım. Kabuğunu kırması lazım. Ticaret odasının şahlanması lazım. Şaha kalkması lazım. Baksanıza ya, Güneydoğu'nun en güzel ilindeyiz. En iyi ilindeyiz, huzurun en güzel olduğu yerdeyiz, terörün olmadığı bir yerdeyiz. Aslında yatımlara müthiş olması lazım. Yani devletin güçlü olduğu bir yerdeyiz. Düşün ya, sen burada vali oldun ve emniyet müdürü oldun, zorlanır mısın? Hayır, bir de yatırım yapmaya engelli bir şey yok. Yani doğunun belli köşelerinde terör merör hani iddialar. Yok. Ya belki ben, yatırım yapma imkanı belki o anlamda sıkıntı olabilir ama tabii. Adıyaman'da öyle bir ihtimal yok. Yok. Öyle bir sıkıntı yok. Yani düşünsene. Ben şahsen bana deseler ki bir ilim valisi olacaksın, Adıyaman'ı seçerdim. Çünkü Adıyaman'da bir vali için çok zor bir iş yok. Emniyet müdürü için hiç zor bir iş yok. Şimdi Adıyaman'ın belli, potansiyeli belli. Yani çok şükür teröre meyilli bir ilimiz yok. Devletini, milletini seven, iktidarını. Gerçi iktidarı benimsemiş bir ilimiz var. Ve iktidara köklü bir destek veren bir ilimiz var. Öyle mi? Öyle. Evet. Ama karşılığını alamamış bir ilimiz var. Şu Eliçay'ı bile bir proje geliştirip de, değil mi? Sen Necip Büyükaslan bir projesi evet. Oldu ben orada biliyorum. Necip Bey peşine rağmen öldüğü zaman arkasından Allah razı olsun eserleri var diyebileceğimiz yani, evet. İnsanlardan biri. Ben onu söyleyeyim ha bak. Yani en azından bir nefes alma yeri Necip Büyükaslan'ın kendisi. Çünkü bu Adıyaman'a gerçekten bir şeylerin farkında. Yani öleceğinin farkında. Öldükten sonra işte ben öldüm arkamdan bir eser bıraktım. Diyebilecek donanımda bir adam. Diğer adaylara baktığında biraz sırıtıyor yani onu söyleyeyim. Gerçekten açık ara sırıtıyor. Bir şey var yani. Bir duruşu var. Bu Eriçay'la ilgili projesi var değil mi? Onun projelerinden biri de oydu. Sanırım bu belediye döneminde askıya mı alındı, ne yapıldı? İş nasıl ben de tam olarak bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla en azından orası... Kokuyor orası yani. Kokuyor evet. Yani bu Adıyaman'a yakışmıyor değil mi? Evet. Yazın mesela orada yürüyüş falan yapıyoruz. Bayağı kötü kokular geliyor yani. Siz orada yürüyüş yolu var. Siz bayağı oraya gidiyorsunuz. Sahası falan var. Yürüyüş yapıyoruz. Bayağı yazın çok kötü orası. Yani park da var. İnsanlar orada hani piknik falan yapıyorlar. Ama akşamları çok kötü koku var orada. Bu arada işin aslı 426 olmuş programdan dolayı. 426 mesaj var. Tek tek izliyoruz diyor. Dilinize sağlık diyor. Vedat Bey'in diline sağlık. Sizin diline sağlık diyorlar. Evet, selamlarımızı. Selamlar var. Bayağı bir selamlar var. İleri iletiyorlar. Yani adaylık konusunda şeyimiz bu. Maalesef. Yani Batı cephesinde değişen hiçbir şey pek yok. Bir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Yani dediğimiz gibi ne üretecekler belli değil. Aslında bu bizim Adıyaman'ın genlerinde var yani. Bizim Adıyaman'ın genlerinde sorgusuz sualsiz bir şey yapma var ya. Maalesef. Sorgulamadan yana bir toplum olmadık. Hiçbir zaman olmadık. Ama sanırım. Yüreğimiz her zaman gani oldu. Yüreğimiz geniş oldu. Yüreğimizi açtık. İnsanları açtık, devletimizi açtık. Herkesi açtık ama hakkını alabildik mi? Hakkını alamadık.
Çevrelerden farkı bu sanırım. Maalesef. Biraz ne istediğini tam olarak ortaya koyamama. Biraz değil mi? Israrcı evet. olamama. Kesinlikle. Çok sorgulayamama. Evet. Gerçekten sorgulayamayan bir iliz. Bu arada yarın herhalde 1 Mayıs. Buradan da 1 Mayıs. Şey var böyle şarkılar, türküler var da şimdi birden onu söyleyesim evet, geliyor. Evet, tamam. İşçi bayramını kutlayalım buradan. İşçi herkesin. Emekçi bayramı tabii emekçi 1 Mayıs kutlayalım dediğimiz zaman ama şu var. Şimdi elde 1 Mayıs 120 yıldır mesela Avrupa'da, Amerika'da filan 120 yıldır kullanılıyor. Hatta kutlanıyor. Burada Avustralya'nın bir şehrinde özellikle oranın taş işçileri, taş ve inşaat işçileri sanırım iki sektör eylem yapıyor. Diyorlar ki kardeşim bu ağır şartlarda bizim çalışmamız mümkün değil. Bu ağır şartları indirin, çalışma saatlerini düşürün. Yani işçiye yönelik bir takım haklar yapın diyerek işte protestolar yapıyorlar. İşte protestodan sonra işte eylemler, grevler, mürevler derken bir iki işçinin ölmesiyle başlayan daha sonra da işte 1886 yıllarında filan kabul edilen bir işçi bayramıyla beraber kutlanıyor, günümüze kadar geliyor. İşte Osmanlı ülkemize de bakıldığında aslında Cumhuriyet'ten önce yani 1911 yılında kutlanmaya başlıyor. Bu özellikle Selanik yöresine ait. Yani Selanik'le pamuk, tütün, liman işçileri eylem yapıyor kardeşim. Yani biz de bunu kutlayacağız falan deniyor. Daha sonra bizde de 1935'te de tam kesinleşiyor. Bir ara 80 darbesi oluyor. 12 Eylül 1980 darbesiyle beraber resmi tatil günü olmaktan çıkartılıyor. Ta ki sen Cumhurbaşkanımızın döneminde, Başbakanlığı döneminde bunun resmi bir tatil günü olması sanırım 2009 yılında evet. kabul ediliyor. O günden beri de bu şekilde yapılıyor. Tabii orada da bir sembol olması açısından Taksim Meydanı'nın bir gerçeği var. Yani orada bir bütün herkesin toplandığı falan söyleniyor. Hatta olumsuz bir şey ama kanlı bir Mayıs'tan bahsedilir 1977. Evet. Yani orada dediklerine göre bugüne kadar en fazla katılım oldu. 500 bin kişiden fazla bir katılım oldu bir yerde. Yani bir belli yerlerden geçerken büyük kalabalığın üzerine sanırım ateş, ateş yani. Açılıyor. Orada bayağı bir insanlar şey oluyor. Hatta o kaostan yüz binlerce insan birbirine giriyor. Kaç kişinin de ezilerek öldüğü söyleniyor. Öyle bir şey. Yani o algının da silinmesi gerekiyor. Neden silinmesi gerekiyor? Yani 1 Mayıs dediğiniz zaman geçen işçinin, emekçinin, alın terinin, hakkın, hak arama özgürlüğünün bayramı olması gerekiyor. Bunu böyle algılamamız gerekiyor. Ama biz televizyonlarda ne gördük? Hatırlar mısınız? Televizyonlarda işte 1 Mayıs'ta taş parkeler sökülür. Maalesef evet saldırılar. Hücumlar evet. başlar. İş yerlerinin vitrinlerine taş atılır. Camlar kırılır. Vitrinler aşağı indirilir. Arka sokaklarda polisimizde çatışmalar başlar. Provokasyonlar falan maalesef. Yani yüzü kapalı insanlar, işte afiş asanlar, mafiş asanlar. Ya kardeşim bir anda sabahın altısında işine giden işçiler var. Bayram havasına geçmesi bayram havasıyla lazım. Geçmesi evet. lazım, kutlanması lazım. Bence devlet erkanının bile buna destek vermesi lazım. Bu günde olmaları lazım. Yani bu birliği, bütünlüğü pekiştiren günler var. Resmi günler var. Onlardan birinin de bu olması lazım. Dedik ya 12 Eylül darbesinde bu yasaklanmış. AK Partili dönemde, sen Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde bu resmi tatil şey olarak kabul edilmiş tekrardan. Anlatabildim mi? Yani bu şey yapılmış. Ama dediğimiz gibi bunu güvenlik güçleriyle çatışma bayramına döndürmek kadar abes bir şey olamaz. Yani o işçinin bayramıdır. O bayram bu minvalde kutlanmalıdır diye düşünüyorum. Sizin bu konulardaki düşünceniz nedir? Tabii ki çok doğru söylüyorsunuz. Bunun bir yani provokasyon aracı olarak kullanılması lazım. Amacına uygun bir şekilde gerçekten bir bayram havasında geçmesi lazım. Tabii ki bazı sıkıntılar dile getirilebilir uygun bir şekilde. Yani bazı temeller ortaya konulabilir ama bunun hiçbir şekilde aşırılığa kaçmadan gerçekten hukuk çerçevesinde, dayanışma içinde tüm işçilerin, tüm emekçilerin ve hatta tüm halkın katılımıyla bunun bir bayram havasında kutlanması gerekir diye düşünüyorum. Evet, bir de bir soru gelmiş. Vatandaşımız diyor ki ya diyor biz diyor tütünden geçinen bir ildik diyor. Tütünden bizim gibi geçen diğer iller var mıydı falan diye soruyor da. Tabii mesajını okuduğumda şunu söyleyeyim. Tabii bizde en azından benim bildiğim kadarıyla 6 tane sigara fabrikası vardı. İşte Maltepe, Samsun, Malatya, Tokat işte bu yerlerde falan vardı. Bunların tamamı kapatıldı zaten. Bir takım şeyler vardı. Sigara markaları vardı işte Malatya. Birinci vardı. Birinci vardı. Yeni Harman vardı. Yeni Harman, evet. İşte başka şeyli olanlar vardı. Yani burada ne oluyordu?
TÜİK verilerine falan bakıldığında biz bunu alıyoruz. Ürettiğimiz tütünün %90'ını Avrupalılar bizden alıyor. Neden biliyor musunuz? Avrupalılar en azından organik. Bakın tabii. Organik. Bize verdikleri ne biliyor musunuz? Kimyasal. Kimyasal. Yani kimyasal bize dayatıyorlar. O güzelim tütünü de alıp kendileri kullanıyor. Yani sigara zararlı zaten başlı başına ama işte kimyasal olması çok daha farklı bir etki yaratıyor. Ben orasında değilim, tamam. Sigara, ben hayatım boyunca alkol de almadım, sigara da almadım. Hayatım boyunca. Ama şunu söyleyeyim. Madem bunu önleyemiyorsun, madem burada bir kar şeyi var, bunu neden milli ekonomi bundan yararlanmasın? En azından insanlarına kimyasal sigara şey yapılmasına engel olun. Bir de bu ekonomiye katkı çok sağlıyor. Ciddi manada bir katkı. Yani ne bileyim, yani Malatya, Samsun, Tokat, Rize, oralar buralar filan. Bir de tütün öyle fazla bir şey yapan bir ürün de değil. Yani kıraç topraklarda filan yetişebilecek mahiyette. Yani dedim ya, Tokat'ta da yetişiyor, Malatya'da da yetişiyor, Adıyaman'da da yetişiyor, Ege'de de yetişiyor. Her tarafta yetişebilecek donanımda olan bir şey. Ben geç bütün coğrafyamıza şey isterim yani fıstık ağaçlarını, incir ağaçlarını, zeytin, özellikle zeytin ağacını. Çünkü zeytin ağacı bambaşka bir nimet. Her yönüyle nimet. Ağacın kendisiyle nimet, dalıyla nimet, meyvesiyle nimet, yağıyla nimet, her yönüyle nimet. Ama çok yetersiz. Ya bizden çok daha küçük ülkeler bile bizden çok daha fazla zeytinyağı üretimi yapıyor. İlginç, ben onu şey yaptım. Mesela şeyin... Çok düşük. Mesela Suriye'nin yüz ölçümü 185 bin olması lazım. Türkiye'nin yüz ölçümü 783 bin kilometre. Yani arada muazzam bir fark var. Yani 5-6 kat daha büyük. 5 kat daha büyük diyelim hemen 4 kat veya. Daha büyük bir şeyimiz var, coğrafyamız var, yüz ölçümümüz var. Ama bakıldığı zaman o 187 bin ton zeytinyağı üretiyor. Biz 135 bin ton zeytinyağı üretiyoruz. Çok daha şeyler de var. Çok çok daha küçük yüz ölçüm olup da bizden çok çok daha fazla. Mesela biz ilginç. Yani. Mesela, şu an hatırlayamadım ama. Mesela kenevir de kullanmıyoruz. Ki kenevir aslında, bitkisi aslında muhteşem kenevir, bir bitki. Açıklıyor da o kadar faydası var ki aslında. Evet. Yani devlet kontrolünde. Yapılırsa mesela şeyden bahsediyor. Arabaların gövdelerinin falan kenevir bitkisinden yapıldığı söylenirse bu şu anki durumdan çelikten 10 kat daha sağlam olduğu söyleniyor. Bir ikincisi mesela kenevir dediğimizde hep yanlış bir kamuoyu şeyi var. Hep halkı, kenevir akla geliyor. Algını yaptılar işte bu büyük şirketler. Hem kenevri yaptılar. O Stiva, C Stiva şeyi var. Marihuana falan olan var. Tamam onu kullanma kardeşim. O keyif verici, uyuşturucu. Ama öbür türlüsü o kadar kalbe, katkısı var ya, ki yani, ülke ekonomisine her anlamda. Her alana var. Ya. Orman, yani düşünsene kağıt sanayine her şeyden var. Rejiden arkadaşlarımız bizi uyarıyor son bir dakika olduğu söyleniyor. Ama bunlar hep küresel şirketlerin. Yani küresel şirketler şunu söylüyor kardeşim. Etkileri tabii ki yani. Senin tarımını ben öldüreyim diyor. Tarımımız bakın şu an biz arpayı, buğdayı zaten küresel şirketlerin dayatmasıyla alıyoruz. Hayvancılığımız ölmüş zaten. Hayvanları biliyorsunuz. Angus, saman bile ithal eder halinde. Samanı bilmem neyi onu bunu. Ya düşün yani şeyim, tarımın başkenti İzmir limanlarına şey geliyor. Saman geliyor. Meralar bu arada bayağı daraldı. Meralarımız daraltılıyor. Çok kaynaklarımız çok daraltılıyor. Yani ne bileyim Cenab-ı Allah akıl, fikir, ihsan versin hepimize. Ya bunlar tabii ki yavaş yavaş oluyor. Belli politikalar çerçevesinde. Kurbağanın bir şeyde kalması gibi. Kurbağayı yavaş yavaş ısıtmak gibi bir şey bu aslında. Aynen öyle. Şimdi ta şeyle başladık, ilginç dedim ya, bir Berat Kandili ile başladık. 1 Mayıs'a geldik. Milletvekili şeyine geldik. Ve saatlere bakıyorum sanırım programımızın sonuna geliyoruz. Sizin programı kapatacağız. Sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı en son olarak? Hayır, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu kadar. Evet. Evet. Ben de bizleri bu saate kadar izleyen bütün hemşerilerimize en derin saygılarımı sunuyorum. Ayrıca Berat Kandil olması asabiyle Berat, Beret kelimesinden gelir. Temize çıkma, aklanma, temiz olma anlamları taşır. Yani bizim en azından toplumsal kabule göre bu şekilde yapılıyor. İnsanımız o gün diyor ki ben ne yaparsam, ne günah işlersem bugün işte affolur düşüncesiyle şey yapıyor. Hatta gündüzünden ne yapıyor? 14. gününün 15.ye bağlanan gecesinde öncesinde oruç tutuyor, gecesinde de ibadet ediyor. Yani geceyi bu şekilde şey yapmaya çalışıyor. Ben bütün vatandaşlarımızın Berat Kandili'ni kutluyorum. İnşallah bu günde hepimiz birbirimize dua ederiz.
Allah ülkemizi bütün kazalardan, belalardan korusun. Bizleri bu saate kadar izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim efendim. Hayırlı akşamlar.